ne idaresine sürüleceğim? Acaba yol yakınken kaçıp müzisyenliğe mi başlasam? Yok canım, onlar da aç zaten. Hadi gel İlyas. Ne dedin? Bu kadar üzülme canım. Alt tarafı ufacık bir hapşırık. Bakın unutmuştur bile. Emin misin? Ay korkuyorum İlyas. Böylece sütüm sütüm evlerin yolunu tutarlar. Bakana güzel bir armağan gönderip gönlünü almalı. Belki birkaç tane havlu. İlyas'ın mesleğinde yükselme umutları burnunun yeriyle harman gibi savrulmuştu. Bu iş neden başıma geldi? Tiyatroda ne işin var daha? Haydi tiyatroya gittin diyelim. Neden aşağıda kendi sınıfından adamlarla oturmaz? Orada birinin suratını hapşırsam bile çok yaşarız. Hadi yatalım İlyas. Bakanın huzuruna çıkıp durumu bir daha açıklasam, burnu sürtülmüş bir adam gibi alttan alsam, iç yağlarsam yakarsam, beni bağışlar herhalde. Belki ona hiç hatırlatmasam daha iyi edersin İlyas. Olmaz, olmaz! Efendiden bir adam olmak istiyorsam, efendice davranmam yakışkandır. Hadi yatalım. Böylece sabah oldu. Rastlantı bu ya, bakan o gün halkın dertlerini dinliyordu. İlyas'ın önünde 50-60 kişi bulunduğunda, sabahın erken saatlerinden akşama kadar bekledi. Evet, şimdi sıra kimde? Ben efendimiz, size başvuranların sonuncusuyum. Sonunda sıra bana gelebildi. Pekala. Daha önce dilekçe verdiniz mi? Yok, vermedim. Öyleyse ne arıyorsun burada? Beni tanımadınız mı sayın bakanım? Dün gece girip biraz gürültülü bir şekilde tanışmıştık. O küstah benim işte. Ne? O hapşırarak başımızı ıslatan küstah. Öyle mi? Ya şimdi ne istiyorsun? Sana çok yaşa dedim. Hayır sayın bakanım. Sadece beni affetmenizi istiyorum. Bu hapşurmanın hiçbir politik nedeni yoktur. Topluma karşı bir suç işlemeye asla düşünmüş değilim. Partizanca olmayan, şiddet hareketleriyle ilgisi bulunmayan masum bir hapşur. Suratımın ortasında duran şu koskoca tümseye lanet olsun. Anam beni burunsuz doğuraydı keşke. Şu kralası burnumun işlediği hatları benimle bilmeyin ne olur. Burnunun dikine giden bir adam değilim. Burnundan kıl aldırmayan bir adam hiç değilim. Şu günahkar burnumu yerden yere vurulan beni affedin sayın mühür. Beni affedin. Delikanlı, senin burnunla bir alıp veremediğim yok. Başı kalabalık bir adam. Senin burunsal sorunlarınla uğraşamam. Şimdi beni dinlersen doğruca evine git. Başından aşağı sıcak su dök. Sıcak su bulamazsan soğuk suyla yıka. Ne yaparsan yap. Ama bu saçma meseleyle bir daha başımı ağrıtma. Zaten sabahtan beri dert dinleye dinleye kafam kazan gibi oldu. Çene, 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 çene. Allah sizden razı olsun efendim. Elim keder vermesin. Çoluğunuza, çocuğunuza ağzınızın tadını bozmasın. İlyas pek ferahlamıştı birdenbire. Dünyalar onun olmuştu. Allah ne muradın varsa versin. Sevincinden uçacak gibiydi. Koltuğuna göz süreyim. Elinizi ayağınızı öpeyim. Kuşlar gibi cıvıldayarak evine gitti. Ne güzeldi yaşam. La 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 la. Ne mutlu bana. İyi ama. İyi ama. Eve gelince bir düşüncedir aldın yasın. Zalimce bir alay kurbanı mı oldum acaba? Bakan ona bıyık altından gülmüş müydü? Beni cezalandırmak niyetinde değilseydi neden kapsici işkence etti bana? Şu meşhur hapşırık. Bakanın umrunda bile değilse neden İlyas'ı yatağında kıvrandırmış, uykusunu zehir etmişti? Anamda dediğim süt burnundan geldi bütün gece. İlyas'ın can alına gelmişti. Canım burnuma geldi. Bütün gece öfkeden döndü dolaştı odasında. Sabahleyin karısını çağırdı. Hatice! Hatice! Burnunu mu oynadılar? Küçük düşünün. Sen mi İlyas? Seni kim düşünmüşlerdi? Kim mi? Kim olacak? Bakan! Yeşil sahaları, parkları bakanım! Sana ne yaptı? Adi herif! Benimle öyle ince ince alay etti ki insan dikkat etmezse ruhu bile duymaz. Zalim olduğu kadar da sinsi kenarlar. Beni ayağına kadar dikmeye karşısında diz çöküp yalvarmaya zorladı. İnan gibi avusumu konuştum karşısında. Vah vah! Bu hallere düşürüldüm demek. Bir daha gidip ağzını paya derleri aşağılanan sınıfların da hakkını aramalı. Öyle bir dünya kurulmalı ki, ırk ve din farkı gözetilmeden, her ulustan özgür insanlar, amirlerinin suratını hapşıralısın. Şimdi ben onu küçük düşüreyim de görsün diyorum. Çıktım ben!
görmedi. Ertesi sabah İlyas Bakan'ı küçük düşürmeye gitti. Ye! Şey! Evet. Evet. Beni tanıdınız mı Bakan Hazretleri? Hele bir yüzüme bakın. Evet. Aldanmıyorsunuz. Gene ben. Kimsin sen? İlyas Bakanım. Gene ben geldim. Ne sıcak suyla yıkandım, ne de soğuk suyla durulam. Bu pis adamı kim salıverdi içeri? Derdin ne? Derdin ne? Derdin ne? Şu makam koltuğuna yaslanmış soruyorsun, derdin ne? Sizin gibi yüksek tabakatın, burada havada bir bakanı, benim gibi bir memur parçasına sormak lütfunda bulunuyor. Derdin ne? Şu dünyada eşitlik olmadığını iyi bildiğinizden, makamınızda kırılım kırılım kırılıyorsunuz. Bir bizim gibi hizmet görenler var, bir de sizin gibi hizmet gördürenler. Bir bizim gibi boyun eğenler, bir de sizin gibi boyun eğdirenler. Bir bizim gibi el öpenler, bir de sizin gibi el öptürenler. Dünya hali bu. Başımıza türlü işler gelir. Bir küçük düşenler var, bir de küçük düşürenler. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kalkmış soruyorsun. Derdin ne? Derdin ne? Karşıma hiçbir zavuk zavuk konuşuyor. Ne istiyorsun? Ne istediğimi söyleyeyim mi size? Başınıza hapşırdığım için tekrar özür dilemek istiyorum. Kaza oldu, emin olun. Kaza, kaza. Defol! Serse beni. Yıkıl karşımdan. Hay koca budala hay. Hay koca avana kay. Seni bir daha buralarda görürsem sürdürürüm seni. Ömür boyu sürdürürüm. Anlaşıldı mı? Adı ne senin? İlapçu! Lanet herif! Mikrop saçıyorsun durmadan. Burnun önüne düş süneme. Seni sürsün seni. Sünete! Kerata! Ulan senin burnunu sıksan canın çıkar. Pis olacak. Sen lambuz gibi salyasın bir şeysin. Ayağımın altına aldığın gibi ezerim seni. Bir kadar hükmün yok gözünde. Sen bir hissin. Bir his! İlyas o anda can evinden vurulmuş gibi. Yüreğinin ta derinliklerinde bir şey kırılırmış. Öylesine kırılmıştı ki onarılır gibi değildi. İçi boşalmıştı sanki. Canı çekiliverdi. Mesele kapanmıştı. Bütün bütün kapanmıştı. Sonra ne mi oldu? Çok basit. İlyas küçük evine gitti. Ceketini çıkardı. Sandalyesine oturdu ve can verdi.
milyonluk bir mirasa kondu. Laf ola, şimdi bu da nereden çıktı değil mi? Ama insanın içini ferahlatıyor. İnanın, hayatı olduğundan daha kara göstermeye çalışmıyoruz. Bence çalışıyoruz. Al işte. Ne kadar kesindir. Ben biliyorum Vedası. Sıradaki konumuz da tam olarak bu zaten. Teşekkür ediyorum. Çıkabilirsin. Efendim, millet olarak hemen hemen her konu hakkında bir bilgimiz vardır. Bilmiyorum kelimesi lügatımızda olmasına rağmen sözcük dağarcığımızda çok az kullanılmaktadır. Bilgiden daha çok bizlerle kalıplaşmış, bizlere has, esrarengiz, hafif uydurma yorumlarımızı unutmamak gerek. Abla, dolar düşer mi acaba ya? Şu dolarları bozdurup araba mı alsan? Sırası değil koçum. Acele etme. Bir bildiğimiz var herhalde. Ben sana söylemek istemiyorum ya! Aa, dolar ne sen yapar? Hadi at bakayım ağzına. Abla, sorma ya. Geçen bizim eve hırsız girdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kesin gülen birisidir. Şimdi daha enteresan bir konuda ne kadar derin bilgilere sahip olduğumuzu izleyelim. Alo, merhaba, ben Cemal Söke. Komiserim, alt pazarı durağından arıyorum, bir bomba ihbarında bulunmak istiyorum. Yok komiserim, hiç görüntüle mensup değilim. Komiserim, alt pazarı durağını ben neden alıyorum şu an? Komiserim, ben geldiğimde buradaydı, paket şüpheli. Komiserim, paket şüpheli, ben şüpheli değilim. Tamam, bir bakayım. Yok komiserim, hiçbir ses gelmiyor. Ses bombası değil demek. Ama C4 olabilir. Ben nereden biliyorum? Ha, ben cehennem silahı 4'ü izledim, oradan biliyorum komiserim. Yok komiserim, ben nereden biliyorum? Tamam komiserim, siz gelene kadar hiç kimseye yaklaşmam. Tabii ki efendim, bana güvenebilirsiniz. Bomba bana emanet komiserim. Hiç merak etmeyin. Anlaşıldı, tamam. Teyze kalk kaç çabuk, pakette bomba var, polis çağırın, çabuk kaç. Mavi kabloyu kesseydin ya. Ne mavi kablosu? Çocuğum pakette bomba var demedin mi? Evet. Tamam işte, onun içinde iki tane kablo vardır, biri mavi, biri kırmızı. Ne e'si evladım, mavi kabloyu kes, bitti gitti diyorum sana. Ya yok, polis çağırın teyze, gele ben de dedim, bombayı kalk gibi kes. Onlar gelene kadar sen bana bir çapı ver, ben bunu hallederim. Pardon! Buradan tiyatro bir sekiz çekiyor mu? Ya karınca lamba çekmiş. Ya bak kafam karıştı. Sabahtan beri uğraşıp duruyorum. Aldım işte uğraşıyorum. Uydu mu bu? Uyumadı işte, uydurmaya çalışıyorum. Arkadaş ne yapıyor? Pakette bomba var, tedbir alıyor. Ha, mavi kabloyu kestiniz mi? Çakı yok, çakı olsa ben keseceğim. Ben bir bakayım şuraya. Hocam açar değil mi? Yok hocam, ne yapıyorsun dur. Ha, bu şey ya. Bir nevi saatli bomba. Zaman ayarlı, parça tisi. Böyle küçük küçük. Etkili benzeri 15 metre yer çapında falan ya. Yok, doğru söylüyorsun da bu ondan değil. Ne bu? Ses yok! Ses yok, ondan değildir. Ama yine de bir emin olalım. Şunu bir tutar mısın? Ya hocam ne yapıyorsun? Dur Allah!
gel beraber patlatalım. Canım senin adın ne? Cemal. Cemal'cim memnun oldum, saygı be. Senin adın ne canım? Arif ben abi. Arif sen bilirsin bunları uzaktan arıyorlar telefonla falan yola böyle. Ben bilmiyorum. Ha sen şey diyorsun, kontrolü bomba. Kontrolü bitince patlıyor. Yok abi ondan değildir. Şimdi onlar çok pahalı bir sistem olduğundan onu böyle bol çantla falan kullanıyorlar. Böyle dandik paketle kullanmazlar. Hanımefendi, arkada boşver lan. Bomba şarkısı dinleyin lütfen. Bu ne ya da otobüse binmeden? Hamile kadın şimdi nasıl söylemiş? Paketli bomba var. Maruf abla kestiniz mi? Şarkı yok, şarkı olsa keseceğiz. Bu kesin kimyasal tepkime. Amonyum sülfat, amonyum nitrat. 200-300 derecede açığa çıkan bir gaz oluyor canım. Bir çeşit bomba. Ha işte. Alüminyum sülf mü ya? Yok, provitamin bir evet. Ya, Ahmet'in dediği doğru da bomba değil. Onlar daha çok ATM'lerde. Bu duraklara konan ne oluyordu Cemal? Ne bileyim ya. Ben anlarım, yakından bir bakayım. Tut bakayım canım. Hanımefendi, tehlikeli olabilir. Çekil bir adam. Ben bunu çözdüm. Kontrolü mü? Yok, faturalı. Bak şimdi bak. O ne abla? Firkete. Firkete mi? Ne firketesi? Bombaya firkete mi koyacak? Bak şimdi. Bunu buradan tutturdun mu? Uzaktan kumandalıysa hop derece dışı. Ya geç abla Allah aşkına, ne firketesi ya? Taze gelmeksin mi? Kardeşim ne bağırıyorsun? Bağırmasam nasıl satayım abi? Aslında müzisyenim de iş yok. Ben de ne yapayım simit satayım. Git başka yerde sat. Bomba var burada hadi kardeşim. Bomba mı? Vay be. Ha abi bak bir bakışta anladım. Bu paket bomba basit bir düzenekten oluşuyor. Çivi, sigara kağıdı, iki tane kalem gibi. Dizilerde hep gösterdikleri. Ya salak salak konuşma. Dizi anlatıyor bize burada. İzleyemiyoruz zaten. Yürü git. Kardeşim ona gazoz kapağı tak. Ayna gibi çekebilirim diyorum. Öyle mi? Ay ne oluyor burada? Bomba var bomba. Hadi da uzaklaşın lütfen. Sana ne oluyor be? Nasıl bana ne oluyor ya? Bombayı ne buldun? Maruf abi ötesiniz mi? Çarpı yok. Çarpı olsa keseceğiz. Ne olacak şimdi? Aman ne olacak canım? Polis gelince Fülya'ya patlatıverecekler işte. Aman boşver. Gel şu bombayla. Hafif hafif olacak. Evet. Ya ne fotoğraf kurbanına yapmayın. Bir, iki, üç, bomba! Bir de Fülya'yla çekiniriz artık. Bana da yollayın. Fotoğraf daha mı çektirseydik? Fotoğraf çekindiniz mi?
göndermiş. Bak bak. Fünye, fünye. Bak nasıl açıldı. Deneyin bak. Fünye. Görgüsü. Lan yavaş sıkma lan oraya. Söyle canım o zümbette. Dolar. Dolar. Al bakayım şunu. Yavaş yap Amidat. Yavaş yap. Ne görüyorsun? Bomba! Bak ya, vallahi çok çok iyi, gerçekten çok iyi. Bak, içinde iki tane kablo olacak bu. Gördün mü? Say bunu, evet. Say bunu. Bir mavi, bir kırmızı. Gördün mü? Evet. Kırmızı kes. Mavi, mavi, mavi! Ya arkadaşlar, canlı silah 2, Mel Gibson, Danny Glover. Ne yaptılar? Kırmızıyı kestiler. Mavi de mavi kestiler. Ulan işte bir de yanlış, iki de kırmızıyı doğru kestiler be. Aa, kes kardeşim. Komiserim, bana da maviymiş gibi geliyor. Kırmızı. Komiserim, mavi. Ne sinema? Dolma! Simidi ne, simidi ne? Sus lan, simitçi! Tamam, dondurmasın. Ama buz parmak herhalde. Kornet, mornet alma, orottoya çalma. Tamam mı? Okey. Kes kardeşim. Hadi. Hadi bakalım, hepinize hayırlı feda olmasın. Ama garip bir kız istedim. İyi bakalım. Efendim, şimdiki hikayemizin konusu kız.
komşu. Nasıl şey kız? Aman şey mey değil, düpedüz maymun bu. Aşk olsun komşum. Bunlar da pazarın en köklü ailesi. Süpriyan o var dedim, Noci var da hep kışla tanış. Öyle mi? Ya, beytazlar da çatan bunlar getirir. O zaman havada hep keşke ünleniyormuş. Marifete bak, çatal getirmişler ha. Öyle deme komşum, öyle deme. Beğenmediğin çatal sayesinde. Hanlar hamamlar gitmişler. Akabinde eşiyle üretmişler. İşte derken çaysız geci, çarlaşıp falan. Hatta çatalı bulan bunların da de Sipriyon Bey olduğunda ağır uzunluk da çatal Sipriyon demiş. Hatta adam bir ara lazımlığı da icat etmiş. Ama ona da adını verilir diyormuş. Verir demiş. Ben icat etmedim ya, yolda buldum demiş kafalarda. Tuhaf şey. Gözümüz aydın izler ama hayat suyla bu gülüşümün tamam olacak. Kızımızın vücuttur aileye gelin gidecek. İnşallah, inşallah. Sevgili günler. Ne kadar kaçak oluyorlar beğeniyor. Daha dün elime doldu bu serin. Ya. Eline doğmasında bir acayiplik yok. Sen an neresiydin? Ben doğumlu diyorum ya bacım. Başka bir şey mi söyle? Hayır, bu ne acele böyle? Daha iki gün önce haber yolladılar. Gülseren'e söylemedik bile. Ana adamların acelesi var. Yarın hemen ben pazarına dönecekler o yüzden. Niye? Kevgiri mi bulacaklar? Yalnız hemen söyleyeyim, kevgiri icat edildi. Zavallı bey pazar halkının haberi yok diye sahtekarlık yapmasınlar. Yani şimdi bunlar benim minik kızımı bey pazarına mı götürecekler? İçler